Sıradaki maçımız 86 kilogramda kran kranı bir mücadele. Bir yanda Terminator Omid Nosrati, karşısında mezarcı Burak Dündar. 86 kilogramda Omid Nosrati ve Burak Dündar karşılaşmasına geçiyoruz. Değerli izleyenler, kran kranı bir müsabaka bizleri bekliyor olacak. Bakalım bu maçta galibiyete kim ulaşacak, hep birlikte göreceğiz. Evet, değerli spor severler, önce mavi köşede 86 kilogram ağırlığında, 27 yaşında, 1.85 boyunda, profesyonel kariyerinde 19 maç yaptı. 14 galibiyeti, 5 mağlubiyeti, 6 nakavtı var. Antrenörlüğünü efsanelerden Süleyman Güvenç yapıyor. Aynı zamanda Yavuz Kaçar'la da çalışıyor. Eser Spor Kulübü sporcusu. Aytu.com sponsorluğunda Tebriz Türk'ü Omid Nosrati. Ve rakibi kırmızı köşede. 85 kilogram ağırlığında, 23 yaşında, 1.80 boyunda. Profesyonel kariyerinde 5 maç yaptı, 4 galibiyeti var. Bir kez mağlup olurken bir kez de nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Erhan Elüç yapıyor. Dudullu Kickbox Akademisi sporcusu. Ona mezarcı diyorlar çünkü o Burak Dündar. Müsabakanın ring hakemi Sayın Nurtaç Kura da yönetiyor maçı. Karşılaşmayı Nurtaç Kura da yönetecek değerli izleyenler. Omid Nosrati ve Burak Dündar kostlarını paylaşacaklar. Nurtaç Hoca maç öncesi son talimatları verecek. Avuç içi yok. Dirsek yok. Kafa yok. King bir tane. Teşne teknik. Başarılar diliyorum. Good luck. Açıl. Geri çık. Nurtaç Kura da son talimatlarını verdi. Değerli izleyenler, ve mücadelemiz başlayacak ve bu maçta çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Yorumlarıyla Murat Ekmekçi Hocam bizlerle birlikte. Türkiye Kickboks Federasyonu K1 Teknik Kurul Başkanı, Türkiye Kickboks Milli Takım Teknik Direktörü, ki bu gece de burada zaten federasyon temsilcisi olarak bulunuyor. Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Güngören'de gerçekten çok güzel bir kickboks gecesi devam ediyor. Ve Omid Nosrati ile Burak Dündar arasında da sert bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Evet, inşallah güzel maçlar, sakatsız bir maçlar olur ve burada iyi olan kazansın. Sporcular tabii ki biraz daha tartıyorlar birbirlerini. Siyah şortuyla Burak Dündar, gri diyelim, gri beyaz şortuyla Omid Nosrati ringde. Omid Nosrati'nin boyu zaten net şekilde daha uzun rakibinden ve platin saçlarıyla ringde. Kendisini oradan da ayırt etme şansımız var. Benim bu gece en çok beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi, en sert geçmesini beklediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Bakalım neler olacak. İki sporcu da çünkü nakavtı isteyecekler. Bulabilecekler mi, göreceğiz. Koşular evet, gelmeye başladı karşılıklı. Omid Nosrati aparkatı aradı. Burak Dündar sağ kroşeyi denemeye devam edecek. Low kick. Vücuda gitmeye çalıştı, gövdeye gitmeye çalıştı Omid Nosrati. Tam isabet yok. Kroşe aparkat ardından high kick'le kombinasyonu bitirdi. Omid Nosrati middle kick'e karşılık yine yumruk kombinasyonu. Karaçay'a doğru güzel bir sağ denemesi geldi. Omid Nosrati biraz daha gaza basma çabasında, direkt yumruklar. Low kick geldi. High kick bloklandı. Omid Nosrati'nin sol bacağının üst kısmında şimdiden bir kızarıklık oluşmuş durumda. Burak koşu yaradı. High kick Omid Nosrati'den. Tempo yüksek karşılaşmada. High kick denemesi. Omid bundan kaçtı ama ardından kontra köşesinde isabet yok. High kick blok almayı başardı burada. Burak bir kez daha denedi. Omid Nosrati, isabet yok. Yaklaş. 45 saniye kaldı ilk round'un sona ermesine. Yaklaş. 30 saniye kaldı.
İlk roundun sona ermesine. Tempo biraz daha düştü roundun son saniyelerinde. Sol direkt, sağ high kick. Burak'ı geriye doğru itti Omid. Sol kroşe denedi Burak. İsabet yok. Sol kroşeli girdi bir kez daha Omid Nostrati. Biraz boşa salladı yumruklarını bu pozisyonda. Low kick isabetli ama bel altı geliyor ve roundun son bölümünde hakem Nurtaş Kura'da süreyi durdurdu. Evet, roundun zaten son saniyelerindeyiz artık. Tekmeye karşılık sağ kroşe isabetsiz. Ve ilk roundun sonu. Hızlı ve sert bir ilk round. Omid Nostrati ve Burak Dündar arasında. Murat Hocam neler söyleyeceksiniz? Evet, ilk roundda ilk önce ilk 15-20 saniyede birbirlerini tarttılar. Daha sonra da birbirlerini yatırmaya oynadılar gözlemlediğimiz kadarıyla. Yani kroşeleri iki tarafta çok boşa düşen kroşeler oldu. Eskivlerle kaçışlar oldu. Yani onlardan birisi, ikisinden birisi tutmuş olsaydı, sağlam tutsaydı etkin bir şekilde knockout bekleyebiliriz. Çünkü kilolar ağırlaştıkça artık tempoda, kondisyonda biraz düşüyor. Burada kondisyonu sağlam olan biraz daha ağır basacak diye düşünüyorum yani. Evet hocam, kesinlikle öyle. İki sporcudan knockout'ı aradı çünkü, onu da tabii, söyleyebiliriz. Evet, ilk 20 saniyeden sonra knockout ağırlıklı basmaya başladı. Kroşelerle özellikle bastılar. Evet, bakalım. Şimdi ikinci round nasıl gelişecek? Bir miktar yoruldular hocam, bahsettiğiniz gibi. Özellikle Burak Dündar işte, sanki biraz daha yorulmuş gibi. Kondisyon kritik kondisyon olacak. Kondisyon çok önemli tabii. Gücün yanında kondisyon olacak. Çünkü sarsıcı vuruşlar. K1'din özellikle olmazsa olmazlarıdır bu yani. İyi blokluyor. İyi kapanıyor aslında Burak rakibin tekmelerine karşı. Ama yine de darbenin belli bir kısmını alıyor sonuç olarak. Kroşeler genelde hep blokta kaldığı için sağ bir sağlam tutarsa iki taraf da sağlam asılıyor yani. High kick denemesi isabetli olmadı. Low kick, uppercut, sol kroşe, sağ high kick. Daha çok tek yumruklarla geliyor Burak Dündar şu ana kadar. Tek bir bitirici darbeye arıyor. Omid Nostrati biraz daha kombinasyonlarını daha fazla kullanan taraf şu ana kadar. Burak rakibin arkasını döndü, dönmemesi lazım. Nurtaç Kura'da hemen araya girdi. Low kick, güzel blokladı bunu Omid Nostrati. Burak sol direkte uzanmaya çalıştı. Omid Nostrati biraz daha sanki ne yapması gerektiğini bilen taraf gibi şu anda. Ama Burak'ın da taktiği belli zaten. Ona kaltı istiyor. Bulabilecek mi? Zaman giderek tükeniyor şu anda. Ama henüz daha karşılaşmanın orta noktasına yeni geliyoruz. Onu da hatırlatalım. Haykik geldi ama yerde kaldı Burak Dündar. Tutmaması gerektiği konusunda da uyarıyı aldı. Bırak! İsabeti çok net Omid Nostrati'den. Sol ayağıyla bir kez daha denedi, başardı. Çok fazla da yere düşüp kalkmaya başladı burada Burak Dündar. Çok puan getiren tabii darbeler değil bunlar ama zaten kondisyon problemi varken iyice yorulacak. Hiç low kick isabetli. Omid Nostrati aradığı kroşeyi bulamadı. Güzel bir diz. Time stop. Hakem süreyi durdurdu, dişlik çıktı çünkü. Biraz da dinlenmek istiyor tabii burada dişli atarak. Genelde sporcular tekte kalıyor. Aslında kombinasyonu sağlam oynasın üstüne. Tabii bunu köşe adamları görüyor. Evet. Nurtaç Kura'da tutmaması gerektiği konusunda bu uyarı yaptı. İsabetli, ardından Burak yine tekmeyi yakalayıp sağ direkte gitti. Bir daha yaparsa ihtar gelecek. Low kick burada. Omid'den isabetli bir low kick daha, denge ayağına doğru middle kick ardından. Sağ sol kroşeler kaçtı. Asılıyor ama boşa gidiyor. Tutsa etkin olacak yumruklar. İkinci roundun da sonuna geldik. Yavaş çekim.
Görüntüler izleyeceğiz. İkinci round'dan değerli izleyenler. Son 3 dakikada bakalım neler olacak, bunu göreceğiz. Murat Ekmekçi hocamla birlikteyiz. Hocam tabii ki Güngören'deyiz. Güngören Spor Kompleksi'ndeyiz ve bu geceyi de Güngören ev sahipliği yapıyor. Evet. Siz de ev sahibi sayılırsınız. Ben öncelikle yayında yapımda emeğe geçen TV8.5 ailesine burada teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya bu yanı gösteriyorsunuz. Ayrıca bu organizasyonda en büyük emekleri geçen Güngören Belediye Başkanımız Sayın Bünyamin Demir'e ve Güngören Belediye personeline buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir ev sahipliği. Başar! İnşallah herkes düzgün, sakatsız, sağ salim maçlarını bitirip evlerine gider inşallah. Evet, tabii ki bizim de dileğimiz bu. Sakatlık olmadan karşılaşmaların devam etmesi. Üçüncü rounda başladık. Fomit Nosrati, Burak Dündar karşılaşmasında. Köşede biraz ayağa kayıyor. Buranın oradan çıkması lazım. Çıktı da. Fomit Nosrati tekmeyi çok iyi kullanıyor ama bir kez daha tuttu tekmeyi. Sol sağ middle'larla deniyor. Karaciğerden boşluktan yakalamaya çalışıyor. Tuttuğu için. Oradan da sağlam tuttuğu zaman kalça destekli vuruş yaparsa net şekilde nakavta gidiyor. Evet, bir puan ceza da geldi Burak Dündar'a. Üstünlük şu an tamamen Omid Nosrati'de. Evet. Burak'tan güzel bir sağ isabeti geldi. Bırak! Ama Omid'in çok fazla risk almasına gerek yok artık. Sol sağ direkli isabetli. Güzel çıktı. Burak üstüne gitti rakibinin. Tamam olur. Köşeden itirazlar var. Biraz karşılaşmada sinirler de gerildi. Hayran. Sporcuların ve köşelerin itirazları da var. Her şey olabilir. Çok iyi görürken sporcu bakarsın. Sağlam bir darbe yer nakavt olur. Onun için sporcular temkinli olması lazım. Son iki dakika. Burak üstüne gitti Omid'in ama ardından yerde kaldı. Sol köşe isabetli. Çeneye doğru mu sol isabetli buldu. Burak ama yine tuttu tekmeyi. Kuşkik'le gelmek istedi, isabet yok. Sağ köşeyi kulağa doğru göndermek istedi. Biraz bastırma çabasında Burak Dündar ama rakiplerin hepsi koştukça boşlukta kaldı. Evet. Blokta kaldı. Orayı bir tutturamadı. Stop! Arkanı dönme. Fight! Son 1 dakika 20 saniye. Milutic fena değil. Evet, bu dakikadan itibaren artık herkes varını görüyor. Güzel bir sağ geldi Omid. Köşede ayağı da kaydı sporcuların. Burak Dündar o belki nakavt isabetini son dakikada bulabilir hocam böyle giderse. Yani her an her şey olabilir. Dikkat ederseniz ikisi nakavt oynuyor. Burada kondisyon. Son artık 45 saniye. Şimdi Burak bir durdu, bir nefeslendi, bir şarj etti kendini. Evet, spinning backfist kaçtı. Burak denedi, o da isabetsiz. Omid Nosrati'nin sol şakanında da bir açılma var. Çok sert bir maç oldu gerçekten. Kilolar ağırlaştıkça kırışmalar çoğalıyor o yüzden. Ve gecemizin kanalı zaten ağır kilolarda, yüksek kilolarda maçlar izleyeceğiz. Evet, Burak Dündar son saniyelerde Omid Nosrati'yi devirmeye yaklaştı. Omid şimdi üstüne gidiyor rakibinin. Ve mücadelemiz sona eriyor. Evet, kıran kırana nefis bir karşılaşma. Omid Nosrati ve Burak Dündar arasında. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Omid Nosrati önde gözüküyor şu anda ama. Üçüncü rounda dikkat ederseniz son 30 saniyede özellikle daha kıran kırana kırışma sahnelerini izledik. Hatta sol tarafta da kaşı açıldı. Şimdi tabii hakemlerimizin buradaki izlenimleri, kararı burada önemli. Sonucu bizler biliyoruz ama yine hakemlerimiz tabii. Karar onların. İşte son rounddan görüntüler de ekranlarımızda. Karşılaşma gerçekten bekleneni verdi son roundda özellikle. Omid Nosrati, Burak Dündar mücadelesi değerli izleyenler ve şimdi bakalım karşılaşmamızın resmen galibi kim olacak? Puanlar toplanacak ve ardından da galibi öğreneceğiz.
Evet değerli izleyenler, karşılaşmanın sonucunu artık merakla bekliyoruz. Omid Nosrati mi yoksa Burak Dündar mı kazandı? Evet, teşekkür ederiz Gecan. Gerçekten nefeslerimizi tuttuk. Bu anı bekliyoruz çünkü her iki sporcu da kıyasıya mücadele etti. Ama müsabakayı hakemlerimizin kararıyla 3-0 kazanan köşe, mavi köşe, Omid Nosrati. Omid Nosrati kazanıyor değerli izleyenler. 20. profesyonel maçında 15. galibiyetini almış oldu Omid Nosrati. Burak Dündar da 4 galibiyet 2 mağlubiyetle devam ediyor kariyerini ama gerçekten kran kırana bir maç. Bu iki sporcuyu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki organizasyonlarda bolca izlemeye devam edeceğimiz de net. Hakikaten izlediğimiz keyifli iki sporcunun müsabakasını takip ettik. Güzel bir maçtı, kran kırana bir maçtı. Hakemlerin verdiği karar da doğru bir karar. Bundan sonraki sporcu kardeşlerimize de inşallah başarılar diliyoruz. Seyir zevki verdiler. Kesinlikle öyle. İşte kickboksun kabiri en sert profesyonel maçların puanları net sarsıcı olacak zaten. O olmazsa olmaz. Kesinlikle öyle Murat Hocam. Çok teşekkürler değerli hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Başarılar diliyorum sizlere de. Çok sağ olun. Gerçekten sizi burada ağırlamakta oldukça keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Aytu.com gururla sunar. Aytu sponsorluğunda Terminatör. Omid Nosrati, neler söyleyeceksin? Kazanmayı bildin. Dişlerini çıkartalım. Maçın hızıyla dişlik hala ağızda kalmış. Evet. Alen Yunus, seni de hemen yanımıza alalım. Neler söyleyeceksin Omid? İyi akşamlar herkese diyorum. Bu maç için ben iyice hazırlandım. Arkadaşımızla rövanş maçı yapacaktık, olmadı Burak Bülün'le. O yüzden Burak kardeşimiz geldi, maç yaptı. İyi maç oldu inşallah. Bir seferdekinde daha iyi olur. Bu arada abimle Murat Taşçı, aytuk.com'dan çok teşekkür ederim. Her zaman benim arkamdaydı. Nusret Hoca da teşekkür ederim. Süleyman Hocam, Yavuz Hocam'la, abilerimle, herkes Tekirdağ'dan buraya geldiler. Çok teşekkür ederim. Ve bu arada bir söz söyleyeceğim. Net mutlu Türk'üm diyene. Evet, o bir Tebriz Türk'ü Omid Nosrati. Alkışlarla uğurlamadan önce fotoğraf çekiyoruz.